iPhone'larınızda yapmanız gereken bazı ipuçları, bazı tavsiyeler vereceğim sizlere. Bunları yaptığınızda iPhone'unuzu daha verimli, daha güvenli bir halde kullanabilirsiniz. Bu ayarları kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Merhaba ben İlhan Emro kanalıma hoş geldin. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone'larınızda yapmanız gereken bazı ipuçları, bazı tavsiyeler vereceğim sizlere. Bu ayarları kesinlikle yapmanızı öneriyorum. O halde haydi birinci tavsiyemize geçelim. Birinci tavsiyem pil sağlığı. Ayarlardan pile giriyoruz ve burada bizim karşımıza pil sağlığı, şarj etme iyileştirmesi çekiyor. Bir de pil yüzdesi var yukarıda. Ben genelde bu pil yüzdesini açık tutuyorum. Yukarıda pil yüzdesini görmek istiyorum. Dilerseniz bunu açıp kapatabilirsiniz. Sizin kullanma isteğinize göre değişebilir. Alt tarafta şarj etme iyileştirmesi bölümü var. Buraya giriyoruz ve burada iyileştirilmiş bir şarjı %80 sınırı bir de yok bölümü var. Ben genelde %80 sınırında kullanıyorum. Çünkü bir batarya için bu yeni nesil bataryaların daha uzun ömürlü gitmesi için neredeyse bütün batarya üreticileri %20 ile %80 arasında telefonunuzu bataryanızı kullanmanızı öneriyorlar. Eriyor. Ben %80 sınırında tutuyorum. Telefonumu şarja taktığımda %80'e gelecek kadar telefonu şarj ediyor ve şarjı durduruyor otomatik olarak. Daha sonra telefonumun şarjı bittiğinde, tükendiğinde %20'nin altına düşmemeye çalışıyorum. Çünkü benim telefonumun, şarjımın daha uzun ömürlü olması için bunu bu şekilde yapmalıyım. Siz dilerseniz %80 sınırında tutarsınız. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bir de iyileştirilmiş şarj var. Nedir bu iyileştirilmiş şarj? iPhone pilin eskime hızını yavaşlatmak için günlük şarj etme rutininizi öğrenir. Böylece telefonunuzu kullanmaya ihtiyacınız olana kadar %80 oranına geçince şarj etmeyi durdurmak için bekleyebilir diye bir ibare ver altta. Yani sizin telefonunuzu, sizin pilinizi nasıl kullandığını yapay zeka aracıyla öğrenmeye çalışıyor ve bu şekilde şarjınızı %80'i geçince durdurabilir. Buna göre size bir şarj tablosu belirliyor ve buna göre daha uzun ömürlü pilinizin gitmesini sağlayabilir. Bir de burada pil sağlığı bölümü var. Buraya girdiğimizde burada devir sayımızı görebiliriz. Telefonumuzun ne kadar şarj ettiğimizi vesaire görebiliriz ve bu devir sayısına göre pilinizi şarj etme iyileştirmesini değiştirebilirsiniz. Atıyorum devir hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyorsa o zaman şarj etme iyileştirmesinde bir sıkıntı vardır veya siz telefonunuzu düzgün kullanmıyorsunuzdur. Ben tavsiyelerimi bu şekilde sıralarken siz de bu arada videomu beğenebilirsiniz. Siz videomu beğendiğinizde benim videom daha fazla etkileşim alacaktır ve bu şekilde daha fazla öne çıkacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. O halde haydi ikinci tavsiyemize geçelim. İkinci tavsiyemiz güvenli Wi-Fi. Biz ayarlarımızdan Wi-Fi'ye giriyoruz ve burada ağlara katılmadan sor bölümü var. Ben bunu kapalı tutmanızı öneriyorum. Çünkü herhangi bir ağa bağlandığınızda, herhangi bir ağa gördüğünde sizin Wi-Fi'niz bu ağa otomatik bir şekilde bağlanabilir ve veya sizin karşınıza sürekli etrafta bir ağ buldukça size sürekli bildirim gelebilir. Bunun kapalı olması sizin güvenliğiniz için daha önemli. Bu şekilde size bildirim falan da gelmez ve otomatik bir şekilde başka bir ağa bağlanmaz. Bunun kapalı olması güvenliğiniz açısından daha önemli. Üçüncü tavsiyemiz ana ekran tavsiyeleri. Ayarlardan ana ekran ve uygulama arşivine giriyoruz. Burada bizim karşımıza ana ekrana ekle yalnızca uygulama arşivini kullan bölümleri çıkıyor. Biz burada hangisini seçmeliyiz ben yalnızca uygulama arşivi olarak işaretliyorum çünkü benim telefonumda yeni bir uygulama yüklediğimde telefonuma bunun yalnızca uygulama arşivine gitmesini istiyorum. Ana ekranıma gelmesini istemiyorum. Bir kargaşa oluşturmasını istemiyorum orada. Ama bu tabii ki de siz ana ekrana gelmesini istiyorsunuzdur. Bunu ana ekrana gel diye işaretleyebilirsiniz. Altta da arayın bölümü var. Ana ekranda göster. Yani şu ana ekrana geldiğimizde şu altta ara butonunu görüyorsunuz en altta. Bunun ana ekranda olmasını veya olmamasını işaretleyebiliriz. Ben genelde bunu kapalı tutuyorum. Çünkü ben arama yapmak istediğimde şurada yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımda yine arama yapabiliyorum. O yüzden bunu kapalı bir şekilde tutuyorum. Dördüncü tavsiyemiz gizlilik ve güvenlik. Ayarlardan gizlilik ve güvenliğe giriyoruz. Buradan konum servislerine giriyoruz ve burada mor ok gördüğümüz uygulamalar bizim konum servislerimizi, konumumuzu yakın zamanda kullandığı anlamına geliyor. Burada uygulamaları inceleyerek konumlarımızı kapatabiliriz. Yani bizim konumlarımıza ulaşmasın. Yani hiçbir uygulamanın bizim konumumuza ulaşmasına ihtiyacımız yok. Belirli ihtiyaçlarda gereken uygulamalara konumumuzu açabiliriz, konumumuzu görmesi için veya işte bazılarına konum erişimine izin ver olayında biz burada asla bir dahaki sefere veya paylaştığında sor uygulamayı kullanırken işaretleyebiliriz. Örnek atıyorum bir tane uygulamayı kullanıyorsun Instagram'ı uygulamayı kullanırken işaretlediğimizde uygulamayı kullandığımız zamanlarda sadece konumumuza erişebilir veya bir dahaki sefere veya paylaştığımda soru işaretleyebilirsiniz. Bence bunu işaretlemeniz en önemlisi çünkü sorduğunda biz konumuzu ister kullandırırız ister kullandırtırmayız. Yani hiçbir uygulamanın bizim konumuza erişmesine gerek yok. Bunun dışında gizlilik ve güvenlikte örnek atıyorum fotoğraflara yani galerimize girdiğimizde buradan bizim galerimize erişebilen uygulamalar var. İşte atıyorum Instagram benim galerime erişebilir tam erişim verebilirsiniz, sınırlı erişim verebilirsiniz veya hiçbir diyebilirsiniz. Benim size tavsiyem kesinlikle hiçbir uygulamaya tam erişim vermeyin. Genelde hepsini kapalı tutmanızı öneririm. İşte ne bileyim Instagram'a bir fotoğraf veya video yükleyeceksiniz. Sınırlı erişim diyebilirsiniz. Yani sizin seçtiğiniz fotoğrafları veya videoları Instagram görebilir. Onun dışında başka bir şeye ulaşamaz, başka bir şeyi göremez. Bu şekilde bunları tek tek incelemenizi öneririm sizin güvenliğiniz açısından. Hiç kimsenin bizim galerimize tam erişimi olmasına ihtiyacı yok. Gerek yok böyle bir şeye. Benim burada size önerebileceğim mikrofon ve kamera erişimlerinizi gözden geçirmeniz, onları da kapatmanızı size öneririm. Bir diğer tavsiyem otomatik parlaklık. Ayarlardan erişebilirliğe giriyoruz. Burada bizi ekran ve metin puntosu karşılıyor. Ekran ve metin puntosunda en alta doğru indiğimizde bizim karşımıza otomatik parlaklık çıkıyor. Otomatik parlaklığı kapatmak pil ömrünü ve uzun vadede ekran performansını etkileyebilir. Ben genelde otomatik parlaklığı açık tutuyorum. Sizin de açık tutmanızı öneririm. Eğer otomatik parlaklığı açık bir halde kullanırsanız pilinizin ömrü daha da uzayabilir. Daha da uzun bir şekilde kullanabilirsiniz telefonunuzu. Bu yüzden otomatik parlaklığı açıkta tutmanızı öneririm. Yani atıyorum otomatik parlaklığı kapalı olan biri parlaklığı sonuna kadar açmış ve telefonu her ortamda bu şekilde kullanıyorsa pili daha hızlı tükenir. Ama otomatik parlaklık bu telefonlar akıllı telefonlar olduğu için her ortama göre kendi parlaklığını ona göre ayarlamaya çalışıyor. Ve bu şekilde pilinizi daha uzun bir şekilde kullanmanıza sebebiyet veriyor. O halde hadi diğer tavsiyemize geçelim. Bir diğer tavsiyemiz de hep açık ekran. Hep açık ekran kişiye göre, kullanıma göre değişiyor. Ben genelde kapalı bir halde Tutuyorum. E, siz açık bir halde kullanmayı seviyorsunuzdur. Pil benim için çok önemli değil. Ben bunu bu şekilde görmek istiyorum diyorsanız açık bir halde kullanabilirsiniz. Hep açık ekran'a biz nasıl ulaşabiliriz? Ayarlara girdiğimizde ekran ve parlaklık bölümü var. Biz ekran ve parlakla giriyoruz. Burada alta doğru indiğimizde hep açık ekran bölümü var. Buradan dilediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Ben kapalı tutuyorum. Şuradan şu an açtım. Bizim karşımıza özelleştir çıkıyor. Yani duvar kağıdını göster, bildirimleri göster ve hep açık ekran özelliği açıp kapatma butonu var. Açık bir halde kullandığımızda duvar kağıdını göster ve bildirimleri göster olayı var. Eğer duvar kağıdını göster dersek duvar kağıdını da gösterir. Ben eğer duvar kağıdını kapatırsam sadece bildirimleri göster dersem şu şekilde siyah bir ekran oluyor. Saatim görünüyor. Hep açık bir şekilde duruyor. Bildirim geldiğinde de bildirimlerim buraya düşmüş oluyor. Bu özelliği ben genelde kapalı halde kullanıyorum. Siz dilerseniz açık bir halde kullanabilirsiniz. Bir diğer tavsiyemiz de ses ve dokunuş. Klavye geri bildirimi. Ses ve dokunuşa girdiğimizde ayarlardan. Burada klavye geri bildirimi özelliği var. Ben bunu kapalı halde kullanıyorum. İkisini de kapalı halde kullanıyorum. Bizim karşımıza burada ses ve dokunuş çıkıyor. Bu nedir? Bu özellik nedir? Yani biz telefonumuzda klavyemizde bir şey yazarsak. Yazarken, yazdığımızda tuş takımlarına her tıklayışımızda sesin gelmesi ve titreşimin gelmesi. Ben ikisini de kapalı halde tutuyorum ve bu şekilde etrafıma da rahatsızlık vermemiş oluyorum. Siz dilerseniz daha iyi klavye hissiyatı almak için dokunuşu açarsanız titreşimli gibi şekilde gelir veya dileyenler sesli bir şekilde de kullanabilir. Bir diğer tavsiyemiz de bildirim ayarları. Ayarlardan bildirimlere giriyoruz. Bildirimlere girdiğimizde ön izlemeleri göster bölümü var. Buraya giriyoruz ve karşımıza her zaman kilitli değilken bir de asla bölümü çıkıyor. Size gelen bildirimlere başkalarının görmesini istemiyorsanız bunu kilitli değilken veya asla ile işaretleyebilirsiniz. Yani telefonunuz kilitli değilken bildirimlerinizin ön izlemelerini görebilirsiniz veya bunu asla olarak işaretlerseniz bildirimlerin ön izlemesini asla görmezsiniz. Siz o bildirimi açtığınızda içeriğini görebilirsiniz. Ben genelde bunu kilitli değilken olarak kullanıyorum. Kilitliyken kimsenin benim bildirimlerimin ön izlemesini görmesine gerek yok. Bunun altında da ekran paylaşma bölümü var. Bildirimlere izin ver diye bir tane butonumuz var. Ben bunu kapalı halde kullanıyorum. Örnek atıyorum, bir tane sunum yapacaksınız, ekranınızı bir yere yansıtacaksınız. Size gelen bildirimleri etraftaki insanların görmesini istemiyorsanız, bunu kapalı bir halde kullanabilirsiniz. Yani ekran paylaştığınızda bildirimleriniz gözükmeyecektir. Bunun haricinde alt taraftaki bütün uygulamaların bildirim ayarlarını kontrol etmenizi tavsiye ediyorum örnek atıyorum bir tane alışveriş sitesinin bildirimlerini görmek istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Ben genelde neredeyse bütün uygulamaların bildirimlerini kapalı bir halde kullanıyorum. Hem o kirlilikten hem o yoğunluktan kurtulmuş oluyorum bu sayede. Bana gelen her bildirimi görmek zorunda değilim. Ben dilediğim zaman uygulamaya girip onu kullanmak istiyorum. Hiçbir şekilde bildirim falan almak istemiyorum. Bildirimleri kapatıyorum, sınırlıyorum. Bu sayede kirlilikten kurtulmuş oluyorum. Bir diğer tavsiyem de ekran mesafesi. Bu genellikle çok bilin meyen bir ayar ama gözümüz için, göz sağlığı için çok önemli bir ayar. Özellikle telefonu yüzüne, gözüne yakın kullananlar için çok önemli veya biz telefonumuzu doğru mesafede mi kullanıyoruz? Bu bizim için de çok önemli. Bize doğru mesafeyi öğretmiş oluyor. Ayarlarımıza girdiğimizde burada bize ekran süresi karşılıyor. Ekran süresine giriyoruz. İçerisinde ekran mesafesi bölümü var. Buraya girdiğimizde bunu açık veya kapalı bir halde kullanabiliriz. Altta da düştükleri not şu şekilde Ekran mesafesi göz yorgunluğunu ve çocuklarda miyop riskini azaltmak için Face ID özellikli bir iPhone'u veya bir iPad'i önerilen bir mesafede tutmanız için sizi uyarır. Bunu açtığınızda, bu özelliği açık tuttuğunuzda telefonunuzu gözünüze yakın tuttuğunuzda iPhone size bir tane uyarı verecektir ve bu uyarı da şu şekilde: iPhone çok yakın olabilir. Bu şekilde bir uyarıyla karşılaşacaksınız ve telefonu gözünüzden uzaklaştıracaksınız ve doğru mesafede telefonu kullanmış olacaksınız. Dediğim gibi bu göz sağlığı için çok önemli özellikle daha küçük yaştaki çocuklar için çok önemli bir özellik. Bunu açmanızı tavsiye ederim. Bir diğer tavsiyemiz de eylem düğmesi. iPhone 15 ve üzeri modellerde bizim hayatımıza eylem düğmesi diye bir tuş girdi ve tuş tuşu şekilde tek bir tıklayışla herhangi bir eyleme ulaşabiliyoruz. Buraya istediğimiz bir tane eylemi atayabiliyoruz Örnek atıyorum. Ben buraya flaşı eklemek istiyorum. Tek tıkla flashımı açabilirim. İşte başka bir eylem eklemek istiyorum. Bunu açabilirim ama bunun dışında biz kestirmeler ile daha farklı işler yapabiliriz. Örnek kestirmeler sayesinde belirli bir eylemi, bir kestirmeyi buraya atadığımda tek tık ile ben buna ulaşabilirim. Örnek bir konum işaretleyebilirim kestirmeler sayesinde. Ben oraya tıkladığımda hemen beni o konuma doğru yönlendiriyor. İşte konumu bana açıyor veya ben saat 8'de alarm kur diye bir kestirme ekliyorum oraya. Buraya tıkladığımda saat 8'de otomatik bir şekilde alarm kurmuş olabilir. Bunu bu şekilde türetebilirsiniz. Kestirmeler sayesinde daha farklı eylemler atayabilirsiniz. Ve bunu tek tık ile yapabilirsiniz. Bu hayatınızı daha fazla kolaylaştırabilir. Bu şekilde size verebileceğim tavsiyeleri sıraladım. Ve bu da size ekstra bir bonus olsun. Hayat kalitenizi daha fazla arttırmak için size bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik odak özelliği. Telefonunuzda ayarlarda odak bölümü var. Odağa girdiğinizde burada rahatsız etmeyin. Uyku, iş, kişisel gibi bölümler var. Ben uykuyu kendim ayarladım. Kendim kişileştirdim. Örnek siz kişileştirebilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz buraya. Atıyorum ders çalışma vakti diye bir tane odak ayarlayabilirsiniz kendinize. Örnek şuradan uykuydan göstereyim ben. Ben uyku odamı ayarladığımda burada bildirimlere izin ver bölümü var. Ben buraya dedim ki sadece arama bir de Whatsapp'tan gelen bildirimleri ben görmek istiyorum. Ben bu moddayken sadece bunları görmek istiyorum. Bunun dışında başka bir bildirim almak istemiyorum. Ben bu moda geçtiğimde telefonuma herhangi başka bir bildirim gelmeyecek bu uygulamalar dışında. Şöyle ekranınızda ayarlayabilirsiniz. Şu altta bu şekilde ekranımı ayarladım. İşte şu uygulamaları görmek istiyorum ben uyku moduna geçtiğimde. Bunun dışında başka bir uygulama da görmek istemiyorum. Ve dilerseniz bunu planlayabilirsiniz. Örnek ben uyku modumu saat 10 ile 5 arasında ayarladım. Gece 10 olduğunda telefonum direkt kendini otomatik olarak uyku moduna alıyor. İşte dilerseniz burada ışık ayarı falan yapabilirsiniz. Gece moduna geçer sarı ışığa dönüş bu mavi ışıktan kurtulmuş olursunuz. Bunlara otomatik bir şekilde bu moda geçtiğinizde veya otomatik bir şekilde ayarladığınızda bu moda geçiyor ve siz bu moda geçmiş oluyorsunuz. Şurada kişiler bölümü var. Eğer siz buraya WhatsApp'tan bildirim almak istiyorsunuz ama ben buraya bir tane kişi eklersem işte WhatsApp'tan sadece eşimin bana yazdığında bildirimini görmek istiyorum veya babam bana yazdığında ben onun bildirimini görmek istiyorum veya aradığında sadece ondan gelen aramaları almak istiyorum başka bütün aramalara kapat diyorum ve yine de kapatabiliyorsunuz bu şekilde sadece belirlediğiniz kişilerden bildirim alabilirsiniz bu şekilde modlarınızı ayarlayabilirsiniz bu sizin hayat kalitenizi hayat standartınızı etkileyebilir yani herhangi bir bildirimi almak zorunda kalmıyorsunuz şu şekilde mesela interneti kapatabilirsiniz bildirim almamak için ama herhangi bir acil ulaşması gereken bir insan size acil bir şekilde ulaşamayacaktır veya tamamen uçak moduna alabilirsiniz telefonunuzu ama biri aramak istediğinde sizi arayamayacak. Bu şekilde bu modları kullanarak daha verimli bir şekilde ne bileyim ders çalışacaksınız daha verimli bir şekilde oraya odaklanabilirsiniz veya başka bir şey yapacaksınızdır. Daha verimli bir şekilde yani telefonunuzu ikide bir telefonu sizi rahatsız etmesine izin vermeyebilirsiniz. Bu şekilde sizlere bazı tavsiyelerde bulundum. Telefonunuzu bu şekilde kullanırsanız daha verimli, daha güvenli bir şekilde kullanmış olursunuz. Daha kaliteli bir şekilde kullanmış olursunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olabilirsiniz bu ve bu tarz içerikler için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.